Tamam. Şimdi biz yarıyı yıkık bir binadan ben kızımla çıktım. Antakya'da hiç kimse yok. Hani bakan mıydı az önceki? Yetersiz dedi ya, ekipler yetersiz dedi işte. Afat yetersiz. Yetersiz diye bir şey yok. Burada hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Terk edilmiş Hiç kimse durumda mı yok. Hatay? Hayalet Efendim? şehirdendi. Terk edilmiş durumda mı? Orada Yani şu vatandaş anda kaderine mi terk edildi? karanlık, soğuk ve yağmur ve köşe başlarında yakılan ateş dışında, arabalarda oturan insanlar dışında hiç kimse yok. Yardım yok, afat yok, polis yok, asker yok, bekçi yok, hiç kimse yok. Nurgül Hanım, anneniz sanıyorum ki Annem enkaz altında. Evet. Ulaşmamız çok yakın aslında. Ama ulaşamıyoruz. Çünkü hiç kimse yok. Hiç kimseden yardım alamıyoruz. Annemin sesini alıyoruz hala. Ama ulaşamıyoruz. Yani elimizde bir balyoz olsa biz kendimiz çıkaracağız. İnsanlar kendi cenazelerini çıkarıp okul bahçelerine bırakıyor. Evet. Peki Yani herkes burada kendi işini yapıyor. Nurgül Hanım, yetkililerden bilgi alıyor musunuz? Ben her yeri aradım. Emniyet müdürlüğünü aradım. Hatta emniyet müdürü cevap vermiyor telefonlara. Belediye cevap vermiyor. Afat cevap vermiyor. Hastaneler zaten yıkıldığı için ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Peki Yani sizin efendim. can güvenliğiniz var mı? Kızınızla enkazın altından çıktığınızı belirttiniz. Şu anda neredesiniz? Biz şimdi annemin evine daha yakın. Yani biz Armutlu'da oturuyoruz. Benim annem Akeyler'de oturuyor. Hatay'da oturanlar bilir. Can güvenliğimiz, arabanın içinde oturuyoruz. Ve arada gidip annemle konuşuyoruz. Anne iyiyiz. Anne işte seni çıkaracağız. Telkin etmeye çalışıyoruz. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Evet. Çünkü hiç kimse yok. Evet. Yani terk edilmiş şehir demek az kalır ya, az kalır. Yetersiz diye bir şey yok, yardım yok. Yardım yetersiz diye bir şey ben kabul etmiyorum. Kimse yok. Evet. Yani zaten olan insanlar, enkazdan çıkanlar vesaire, ailesini alanlar şehirden gitti. Zaten yarısı öldü. Kalan yarısı da enkaz başında ailelerinin ya da yakınlarının iyi haberini duymak için bekliyor. Ya da cenazelerini almak için bekliyor. Peki Nurgül Yani Hanım, nasıl, anlatabiliyor muyum yani? evet. Buradaki felaketi anlatabiliyor muyum? Yardım yetersiz değil, yardım hiç yok diyorsunuz. Yardım yok, yardım yetersiz değil. Hani enkaz başında birileri olur. Yalvarırsın, gel benim yakınımı çıkar diye. Öyle bir şey yok. Hiç kimse yok. Evet. Hiç Peki kimse yok. Biz annenizin... anneme sadece ben anne dayan diyorum. Anne dayan. Dirayetini kaybetme anne, ne olur dayan. Annenizin sesini duyduğunuzu söylediniz. Peki orada başka yurttaşların da sesleri geliyor mu enkaz altından? Çok çok derinden geliyor, evet. Sabah çocuk sesleri de vardı, şimdi yok artık. Ama çok derinden geliyor ses. O binada yaklaşık 10 kişi var şu anda. Evet. Herhangi bir yetkiliye de ulaşamadığınızı belirttiniz. Emniyete ulaşamıyorum. Hatta Emniyete Emniyet Müdürlüğü ulaşamıyorsunuz. telefonlarını açmıyor. Evet. Peki siz arabadasınız şu anda değil mi? Evet. Yeterli yakıtınız var mı? Nasıl Yakıtımız ısınıyorsunuz? yok. Yakıtımız yok. Ama şehrin biraz dışında olan yerler varmış. Birazdan gidip oraya bakacağız. Biraz hava açılsın çünkü çok yağmur Nurgül ve çok Hanım, karanlık. neredesiniz tam olarak? Sizden açık adres rica edeceğiz. Tabii. Akevler Mahallesi. Bir dakika not da alıyorum çünkü bunu programda da tekrarlamak istiyorum. Akevler Mahallesi. Mahallesi. Ayşe Fitnat Hanım Caddesi. Ayşe Fitnat Hanım. Caddesi. Evet. 7. sokak. Evet. Kamera apartmanı diyeceğim ama apartman yok artık. Yok, peki çevrede yıkılmayan Fatih Camii karşısı. bir daha tekrarlar mısınız? Fatih Camii Fatih karşısı. Camii karşısı. Çocuk yetiştirme yurdu yanı. Evet, tekrarlayalım. Akevler Mahallesi, Ayşe Fitnat Caddesi, 8. sokak, 7. sokak, 7. sokak. 7. sokak, Fatih Camii karşısı ve çocuk yetiştirme yurdunun yanı. Yanı, aynen. Adresiniz bu.
İçeriden sesler geliyor. Annem beni çıkarın artık diyor. Evet. Benim annem 70 yaşında. Evet, Nurgül Hanım. Daha ne kadar dayanabilir onu da bilmiyoruz. Evet, tekrarlıyorum. Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Caddesi 7. Sokak Fatih evet. Camii'nin karşısı çocuk yetiştirme yurdunun da yan tarafı. Büyük aynen, bir enkaz aynen, var. Enkazın altında hayatta olan canlar var. Sesleri duyuluyor ve evet. bir an önce oraya yardımın ulaşması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Siz de oraya yakın bir yerdesiniz, arabanızın içindesiniz çocuğunuzla birlikte. Evet. Ve yakıtınız yok, değil mi? Aynen öyle. Aynen. Yani şu anda arabayı açıp ısıtamıyoruz çünkü yakıt yok. Yakıt yok, ısıtamıyorsunuz arabayı. Oradaki hava durumuyla ilgili bize bilgi verir misiniz? Çok soğuk, aşırı yağmur var. Hı hı. Çok fazla artçı var. Gök gürlüyor şu anda. Evet. Artçılar çok fazla. Yani çıkamıyoruz zaten. Ben arada gidip annemden ses alıyorum. Tekrar arabaya dönüyorum. Hı hı. Peki yetkililere son olarak söylemek istediğiniz, Halk TV ekranlarından iletmek istediğiniz bir konu var mı? Burada hiç kimse yok. Hı hı. Hiç kimse yok. Yani ne söyleyebilirim ki? Hiç kimse yok. Bize profesyonel ekip lazım. Böyle şey inşaat araçlarıyla dalıyorlar şeylere. Enkazlara. Evet. Peki oradaki... Profesyonel ekip lazım bize. Bize birileri lazım. Ya bize burada insan lazım. Evet. Bize burada su lazım, ekmek lazım. İnsan lazım, yardım lazım. Her şey lazım. Yani sadece sivil dayanışmayla olacak bir şey değil, profesyonel ekiplerin olay yerine gitmesi gerekiyor ve onların müdahale etmesi gerektiğinden bahsediyorsunuz ve evet. yardımların evet. yetersiz değil, hiçbir şekilde yardımın yardım o bölgede şey olmadığını. Ben. Hiçbir şey yok, yardım yetersiz diye bir şey yok, yardım yok, hiç kimse yok. Devlet yok burada, devletin kendisi yok. Hı hı. Peki Nurgül Hanım en son ne zaman yemek yediniz? Çocuğunuzla ne zaman en son yemek yediniz? Onu da öğrenelim. Deprem gecesi. Yani depremin o akşam yemeği. Akşam yemeği yediniz. Yani aslında 24 saati de epeyce geçmiş. Evet. Evet. Tamam, ben tekrarlıyorum. Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Caddesi 7. Sokak. Fatih Camii'nin evet. karşısı ve çocuk yetiştirme yurdunun da yan tarafı. Yan tarafı, evet. Çok teşekkürler Nurgül Hanım. Teşekkür ederim. Size sabır diliyoruz. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür umuyoruz ki, diliyoruz ki anneniz de oradan hiçbir şey olmadan o enkazın altından İnşallah annemi de kavuşacaksınız en yakın zamanda. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Evet değerli izleyenler, AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem bölgelerindeki son durumu anlatmıştı. O anlattığı açıklamasını hatırlayalım, tekrar ekrana getirelim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Yine yaralı sayımızda 15.834 yaralımız söz konusu. Bütün ülkemizi derinden sarsan bir acıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremden sonra 243 tane artçı meydana gelmiş durumda. Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmakta. Ve AFAD bölgesinde toplam 16.400 arama kurtarma ve destek personellerimiz bulunmakta. Ve hava koridoruyla sürekli afet bölgelerine bu personellerimiz hava alanlarından taşınmakta. Hem karayoluyla hem de hava yoluyla. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Yine
Yaralı sayımızda 15.834 yaralımız söz konusu. Şu ana kadar 65 ülkeden yardım ve destek talebi var ve bu ülkelerin de planlar doğrultusunda ekipleri gelince de afet bölgelerine bunları da naklediyoruz. Cehennem gibi bir gece geçirdik. Milyonlarca insan, milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı o sıcak yataklarında yatamadı. Çünkü orada binlerce kişi deprem bölgelerimizde, 10 ilimizde can çekişiyor. Onların sevenleri endişe duyuyor. Yine aynı felaket, yine ne yazık ki tarifsiz acılar yaşıyoruz. Bilim insanları çokça uyarmasına rağmen kadercilik var, deprem değil, çürük yapılar öldürür diyor bilim insanları. Şimdi telefon hattımızda Ümit Dikbayır, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır var. Merhabalar Sayın Dikbayır. Öncelikle tekrar başınız sağ olsun diyelim. Saat 1 sularında ilk bağlantımızı sizinle gerçekleştirmiştik. Malatya'dan bağlanmıştınız. Evet. Aradan kaç saat geçti? 4,5 saat geçmiş. Hatta 4,5 saati de tamamlamak üzereyiz. Siz de uyanıksınız. 4,5 saat geçmiş birdeki bağlantımızdan bu yana. Bir şey değişti mi? Neler oldu? Oradaki son durumla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi son görüşmemizden bu tarafa bir değişiklik yok. Yok. Çünkü yani çalışmalar da durdu. Bir değişiklik yok. Ya bizim söyleyeceğimiz buradan, ya vatandaşın burada şeyi var, yani yiyecek problemi var, barınma problemi var, yani çadır, ısınma problemi var. Bunları söylemiştim ama tekrar edeyim. Evet. Bir de bunların buraya ulaşması için yolların açık olması lazım. Ya buradan karayollarına da bir şey söylemiş olalım yani. Evet. Problem çok büyük. Peki yeterli kan stoğu var mıdır? Onunla ilgili bilgi sahibi misiniz? Çünkü Kızılay deprem bölgesine kan sevkiyatı yaptıklarını açıklamıştı. Ayrıca ulusal kan stoğumuz mevcut. İlave ihtiyaçlar için tüm Türkiye'de vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz diye bir çağrısı olmuştu Kızılay'ın. Ancak şimdi orada binlerce yaralı var enkaz altında. Evet. Kalan ve oradan çıkartılan yeterli kan stoğu var mı? Sağlık çalışanı sayısı oradaki yaralılar için yeterli mi? Nedir gözlemleriniz? Şöyle söyleyeyim, ben şimdi onların yani Türkiye genelindeki durumunu bilmiyorum. Hı-hı. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama ben Malatya merkezde bayağı dolaştık. Evet. Ben Malatya merkezde yani ne bir Kızılay gördüm, ne AFAD gördüm, ne belediye gördüm. Hı-hı. Maalesef. Evet. Şimdi yani yani sayı veremem, yüzlerce mi diyeyim, binlerce mi diyeyim ama vatandaş enkaz altında. Bir kere yeterli kurtarma ekibi yok. Evet, şimdi hava aydınlıkken dün gün içinde sadece kentlerdeki o yıkımları ve can pazarını gördük. Bu gece de aslında o kırsalı ve dondurucu ayazı da ne yazık ki deneyimleme imkanımız oldu. Şimdi hava karardığında orada da korkunç bir manzara oluştu. Çünkü dediğiniz gibi profesyonel ekiplerin noksanlığı var bölgelerde. Çok, orada çok fazla. Sivil bir direniş söz konusu. İnsanlar el yordamıyla
yakınlarını, sevdiklerini o enkaz altından kurtarmaya çalışıyorlar. Sizce yarından itibaren ne olacak? Yarın da demeyeyim, artık saat 6'ya gelmek üzere. Sabah şu anda 6'ya 20 var. Bugünden itibaren neyle karşılaşacağız sizce? Gıda sorunu baş gösterebilir mi? Ya tabii şunu umut ediyoruz. Şimdi biz mesela kendimiz, yani İYİ Parti teşkilatları olarak yardımlar topladık. Yani deprem bölgesi olmayan illerimizden yardımlar topladık. Şimdi onlar yola çıktı. Onlar yolda. Hı hı. Muhtemelen işte öğlene doğru buraya gelecek. Yani sorunun bir kısmı çözülecek. Yine işte kurtarma ekiplerinden destekler gelecek. Muhtemelen yani düne göre bugün daha iyi olacak. Ama yeterli olacak mı? Emin değilim. Hı hı. Ya da ne kadar hayatta kalabildi? Ondan da emin değiliz. Yani bugün çok önemliydi. Yani geçtiğimiz dün çok önemliydi. 6 Şubat çok önemliydi. Hı hı. Yani artık bundan sonra gelecek ne kadar faydası olacak? Yani can kaybı açısından söylüyorum. Ondan emin değilim açıkçası. Evet, peki orada lojistik noktasında bir problem var mı? Şimdi partinin de aslında İYİ Parti'nin de araçlarının oraya ulaşmak üzere olduğundan bahsettiniz. Evet. Rahat bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor mu? Şimdi biz dün gelirken çok sıkıntılı geldik. Ben daha önceki yayında da söylemiştim. Yani önemli olan yolların açık olması, ana yolların, ana arterlerin açık olması ki o yardımlar buraya ulaşabilsin. Hı hı. O ekipler buraya ulaşabilsin. İnşallah bugün daha iyi olur diye umut ediyoruz. Evet. Şimdi insanlar için kalacak yer meselesi de çok hayati. Sokaklara dökülmüş durumda insanlar. Çadırların kurulduğu söyleniyor. Ancak onların da yetersiz olduğu, insanlar sadece vatandaşlarımız yaktıkları ateşin etrafında sabahladıkları gelen bilgiler arasında canlı bağlantılarımızda da bunu gördük. Şimdi evet. Sayın Dikbayır, bu insani ihtiyaçlar nedir, bu insani ihtiyaçlar? O dondurucu soğuktan korunmak için yorgan, battaniye, kazak, eldiven, çorap, onun yanında bebekler var, bebekler için çocuk bezi, işte kadınlar için pet gibi birçok aslında insani yardıma o bölgenin ihtiyacı var. Sizce bugün bir farklılık görebilecek miyiz? Yani şimdi yolların açılması gerektiğini söylediniz. Belki de buradan yetkililere sesimiz gidiyordur, açılacaktır yollar. Ama siz oradaki enkazı, oradaki hasarı nedenli büyük olduğunu tahmin ediyorsunuz? Elinizde bir bilgi var mı? Yani kaç göçen yapıya karşılık sizce kaç kurtarma ekibi vardır? Çünkü biraz önce yaptığımız bağlantıda da bir depremzede ile konuşmuştuk ve bize şunu aktardı. Dedi ki yetersiz yardım diye bir kavram yok. Burada hiç yardım yok. Biz burada tek başımıza bırakıldık diye yardım çığlığı, bir isyan çığlığı söz konusuydu. Depremzede'den kendisi de çocuğuyla birlikte enkazın altından çıktıklarını belirtti ve aynı zamanda annesinin enkaz altında olduğunu, kendileri bu kış soğuğunda arabanın içinde korunduklarını ve ara sıra annesinin başına giderek annesiyle konuştuğunu uyumaması için bize bunu aktardı. Ama siz bugün gün ışıdığında neyle karşılaşacağız, beklentiniz nedir? Ya şimdi tabii biz bir siyasi olarak yani itidalli konuşmaya çalışıyorum ama hı hı. Bu saydıklarınızın maalesef hepsi doğru. Yani biz burada gezerken yani insanlar hep kenardan, köşeden ya da enkazlardan çıkardıkları odunlarda, çerçevelerde kapıları yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Yani sabah işte 4'ten bu tarafa hiç yemek yememiş olanları gördük. Yani evet. Neredeyse %90'ı böyleydi. Mesela ilaç sıkıntısını söyleyenler oldu. Şeker hastaları varmış. İlaçlar işte evde kalmışlar, enkazda kalmış. Ya ısınma problemi var. Barınma problemi var. Ya problem çok. Çok, evet. Ya bu saydıklarınızın hepsi doğru ama dediğim gibi yani biz biraz daha böyle itidalli konuşmaya çalışıyoruz ama maalesef dediğim gibi saydıklarınız doğru. Ama öncelik sıralaması bir kere bir yiyecek, iki barınma sorunu ve ısınma sorunu. Ve kurtarma ekipleri çok yetersiz. Evet, İnşallah peki. Bugün dünden daha iyi olur diye umut ediyoruz yani. İnşallah hepimiz ortak olarak bu dilekte birleşiyoruz. Sizce sorunların daha da büyüme ihtimali var mı? Yani şimdi biz depremzedelerle bağlantı yaptığımızda
haklı olarak isyanları devlete, hükümete. Haklılar. Çünkü biz yalnız yani bırakıldık değil. Diyorlar. Sizce bu kolay sorunlar değil. Daha da büyür mü? Şimdi gıda sorununun olduğunu söylüyorsunuz. Isınma sorunu var. Barınma sorunu da var bir taraftan. Diğer taraftan kış mevsimi, salgın hastalık gibi de bir gerçek var. Evet. Bu sorunların, tehlikelerin daha da büyüyeceğini siz öngörüyor musunuz? Yoksa daha da iyimser tarafta mısınız? Şimdi buraya lojistik açık olursa bir kere dünden daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü yollardaki araçları biliyoruz, buralara gelen, gelmek üzere olan. Lojistik ekip, yani lojistik açık olursa kurtarma ekipleri düne göre daha iyi olacak. Yani inşallah, böyle umut ediyoruz. Ama yollar açık olursa tabii. Evet, yollar açık olursa. Peki tabii. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dikbayır. Malatya'dan bağlantı biz gerçekleştirdik. Buradaki vatandaşımızın sesi olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun, size de. Evet değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Elbistan'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir öğretmenin kurtarıldığını açıkladılar. Dinliyoruz. Evet, Elbistan'ı gösterdik. 150 bin nüfuslu Elbistan'da binaların üçte biri tümüyle yıkılmış durumda. Diğerleri ise ağır hasarlı. Bir kadını ekrana getirmiştik, ağlıyordu, Elbistan'ı terk ediyordu. Su yok, yiyecek yok, yardıma gelen kimse yok diyordu. Deprem bölgesine gitmeye çalışan yardım araçları için yollar bile açılamadı. Bakalım Ümit Dikbayır, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı bize daha iyimser tarafta olduğunu bildirdi. Ancak yolların açılması gerekiyor ki gerekli yardımlar, ihtiyaçlar o deprem bölgelerine ulaşsın dedi. Evet, şimdi Profesör Doktor Naci Görür'ün açıklamalarına gideceğiz. Naci Hoca bu depreme 10 ay önce dikkat çekmişti, uyarmıştı. Ancak yine önlem alınmadı. Tam da söylediği noktada iki büyük deprem arka arkaya yaşandı. Doğu Anadolu fayı 20. yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmedi. Profesör Doktor Naci Görür bir kez daha uyarısı gerçeğe dönüştü ve bir kez daha uyardığı halde önlem alınmadı. Elazığ depremi olduğu zaman normalde bu Elazığ'ın güney batısına doğru bu depremin bir enerji transfer etmiş olması söz konusu. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür bu açıklamaları 11 Nisan 2022 tarihinde yapmıştı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi yakınlarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından. O gün dikkat çektiği bölge tam da depremin merkeziydi. Doğu Anadolu fayı üzerinde